Zalya'nın yanına gidince seni de eve Ferit bıraktı yani, ha? Evet. Ay ne güzel. Romantik romantik Deniz'le geleceksiniz. Odun Ferit'le gelmek zorunda kaldın. Fatoş'cum, Alya diyorum, Alya. Hani ikimizin de arkadaşı, seviyoruz kızı. Kendini kötü hissetmiş. Yani Deniz yanımda kalsın dedi. Ben ne yapayım, eve yürüyerek mi geleyim o sırada? Beni de Ferit bıraktı. Yani bir yerde iyi olmuş aslında Nazlı. Şimdi ikisi de seni bırakmak isteyecekti. Sen bu sefer ayıp olur diye bir şey diyemeyecektin. İkisinin arasında kalacaktın. Kötü olacaktı, böyle daha iyi olmuş. Ay Fatoş, ne kadar şanslıyız. Büyük bir savaşı engelledik. Kızım bak, artık şunu oturtalım. Bunların biri Odun, diğeri de romantik prens. İkisi de böyle gelmiş, böyle gider. Bunlar değişmez. Geçmiş olsun. O yüzden ben öyle iki arada bir derede falan kalmıyorum. Yolum belli. Hangi olmuş o ya Nazlı? Ay tamam tamam, anladım Nazlı. Senin yolun iş yolu, kariyer yolu. Sen bütün enerjini oraya akıtıyorsun. Arkadaşlık kurduğun zamanda insanlarla, yani insanlarla da genelde şöyle ilişkileniyorsun. Gayet medeni bir şekilde arkadaşlık kuruyorsun. Bu yüzden de Deniz'le sadece arkadaşsınız. Allah'ım sana çok şükür. Yıllardır anlatmaya çalıştığım her şeyi iki dakikada anladım bak. Evet anladım. Bu yüzden de bundan sonra Deniz'le ilgili hiçbir imada bulunmayacağım. Çünkü sen bayağı Ferit'ten hoşlanıyorsun. Fatoş. Asuman. Hadi gel bebeğim, yumurtan soğuyor. Bak kızım. Ferit patronum. Deniz arkadaşım. Arkadaş patron. Arkadaş patron. Sabah sabah ne enerjiniz varmış ya. Al şu telefonu. Benimki servisten geldi. Artık çöpe mi atarsın, kırar mısın ben bilemeyeceğim. Gözüm görmesin yeter. Saate bak ya. Bak beni yine lafa tuttunuz, geç kaldım. Yine aç gidiyorum. Bebeğim ben Gamze'nin bana verdiği yeni gıcır telefonu kullanıyorum. Sen artık bunu satar mısın, atar mısın bilmem. Sana kalmış. Ay kollarım koptu. Günaydın. Günaydın Nazlı. İşe gitmemişsiniz. Gideceğim, biraz geç kaldım sadece. Ferit Bey, ben bu eve geldiğim günden beri sizin bir yere geç kaldığınızı görmedim. Bir şey olmadığına emin misiniz? Sabah biraz halsiz. Eyvah! Siz kapmışsınız şifayı. Tabii orası deniz kenarıydı, esiyordu böyle. Çarptı sizi. Ateşiniz var mı? Yok Nazlı, ateşim falan yok. Vardır, vardır. Siz fark etmiyorsunuzdur. Hiç merak etmeyin. Neyse ki ben bugün limon aldım. Şimdi size bir güzel, ben limonlu, balla, zencefilli bir karışım yaparım. Hatta balla süt de yapabilirim. Aa ya da en iyisi tavuk suyuna çorba. Kesin çözüm. Nazlı gerek yok. Basit bir hapşırık sadece. Büyütmenin alemi yok. Vallahi Ferit Bey, buradan hiç öyle basit bir halsizlik gibi durmuyor. Renginiz falan solmuş sizin. Gözleriniz bir tuhaf bakıyor. Allah bilir bu durum şimdi hangi hastalıkları tetikleyecek. Dinlenmeniz lazım. Nazlı ben yıllardır hasta olmadım. Bünyem sağlamdır yani. Hastaysam da ayakta atlatırım. Hadi ben çıktım, kolay gelsin. Ama siz bilirsiniz. Kendimi yaparım, mis gibi tavuk suyu çorba içerim. Hatta limonlu karışım bile yaparım. İyi misin? İyiyim iyiyim, önemli bir şey değil. Kemal Usta nedir durum? Şükür kötü bir durum yok Ferit Bey. Bir parça bekliyorum bugün. Araba bir gün bende kalsın. Yarın sapasağlam teslim ederim Allah'ın izniyle. Büyüksün usta. Eyvallah. Kemal Usta çok iyidir. Senin külüstürü bir adam eder, merak etme. Hakikaten yeni bir araba almayı düşünmüyor musun? Yok abi ya. Yeniler alerji yapıyor bende. Eskilerle daha iyi anlaşıyorum. Klasik araba iyidir de garajda ve müzede. Yani eğer teknolojiden bahsediyorsak mecbur yeniyi takip edeceksin. Araba teknoloji mi ya? Araba dediğin ruhtur bence. Seni yolda bırakan bir ruh mu yoksa böyle ayaklarını yerden kesen bir makine mi? Hem artık teknolojinin de ruhu varmış. Robotlar falan aşık oluyormuş, öyle diyorlar. Teknolojinin ruhu mu yoksa 60'ların ruhu mu? İşte bütün mesele bu. Bu nedir abi? Bu
Demirlerin kaza yaptığı araba. 5'i var burada. Ben getirdim. Mehmet. Bir de Kemal Usta baksın istedim. Sana ne zamandır söylemeye çalışıyordum. Kazadan sonra haliyle demirlerin birkaç parça eşyası çıktı. Eğer görmek istersen. İsterim. Arabamda bagajda. Ben vermiştim onlara bunu. Yol şarkıları. Gerçekten mi? Sevdin mi çok? Çok sevdim. Hatta nereye gidersem gideyim yanında getireceğim. Ama dayıma gidersem kesin getireceğim. Canım benim. İyisin değil mi? Merak etme Nazlı, her şey yolunda. Bir tek seni çok özledim. Daha dün görüştük Bulut. Ama tamam, itiraf ediyorum. Ben de seni çok özledim. En yakın zamanda geleceğim. Siz mi? Tamam. Dediğin yakın zaman ne zaman? En yakın zaman yarın, sonraki gün, ondan sonraki gün. İlk fırsatta geleceğim Bulut. İyi bak kendine, öpüyorum seni. Görüşürüz, tamam. Demir çok iyi araba kullanırdı. O yolu da defalarca gidip gelmiştir. Böyle bir kazayı hala nasıl yaptı anlamış değil. Bazen aşırı güven de hata yaptırır insanı. Ben nelerini gördüm. Nelerini. Ne olacak şimdi bu arabaya? Sigorta mügorta işleri bittiyse buraya çıkartırız. Eğer başka bir talebiniz yoksa. Yok abi ya. Bir talebimiz olacak. Şimdilik dur. Tamam. Delireceğim. Yemin ediyorum delireceğim. Arkadaşlar bak lütfen. Lütfen. O aracın Ferit'in şirketinde ne işi var? Abi biz de bilmiyoruz. Dün getirmişler. Sağda solda sürünmesini istediler herhalde. Belki müzeye koyarlar. Komik mi? Palyaço gibi falan mı? Ben bununla gülecek bir şey göremiyorum. Sen görüyor musun Bekir? Yok abi. Resul Bey siz? Yok abi. Şimdi bana söyleyin. Bizim bu arabayla ilgili yaptığımız operasyonun ortaya çıkma ihtimali nedir? Vallahi ben işimi temiz yaptım. Normalde o arabanın o yolda hoşaf olması lazımdı. Tahminlerimden daha az hasar çıktı. Yani?
Birileri kafaya takıp incelerse bir şeyler çıkabilir. Ustasına bağlı. Ustasına bağlı. Ustasına bağlı. Ne ustasın sen, delirdin mi lan? Eğer bu iş ortaya çıkarsa benim başımı yanar. Sen bunu biliyor musun lan? Biterim ben, anladın mı? Ben böyle bir riski göze alabilir miyim Resul? Şimdi boğarım lan. Abi abi ben bir şey düşündüm abi, tamam. Ne? Bir plan yaptım abi, ben halledeceğim o işi. Resul. Resul. Gündemde başka konu var mı üzerinden geçeceğimiz? Ferit Bey, marina inşaatının ruhsat başvurusuyla ilgili bir imza almam gerekiyor size. Siz iyi misiniz? Bir ağrı kesici, vitamin bir şey getireyim mi? Yok İkbal Hanım, sağ olun. İlaç istemiyorum. Son olarak, Bulut'un vesayeti için üçüncü bir duruşmaya gerek kalmasını istemiyorum. Haftaya mahkemede bu iş mutlaka bitmeli. Hakan Bey ve Demet Hanım'ın Bulut'u maddi kaygılarla sahiplenmeye çalıştığına hakimi ikna etmeliyiz. Bizim ticari rakiplerimiz. Bize zarar vermek için yıllardır ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama Bulut'u görmek için yıllarca tek bir talepleri bile olmadı. Bu bile tek başına yeterli değil mi? Bu iyi bir argüman Ferit Bey. Ek olarak Hakan Bey'in ticari rekabet sırasında giriştiği bu usulsüzlüklerden örnekler sunabilirsek şayet, mahkemede elimiz çok daha güçlenir. Ya üstüme vazife olmadığı için bir araştırma yaptırmadım ama ben Hakan'ın bundan da fazlasını yaptığını düşünüyorum. Yani kanunsuz işlerle uğraşıyor olmalı. Yasal olarak yaptıkları işlere bakıyorum. Onlardan elde ettiği gelirlerle bu ihalelerde bu teklifleri verememeli. Bu tahmininizi ispatlayacak delillere ihtiyacımız var. Biz bir bakalım, araştıralım Ferit Bey. Uzak olduğumuz karanlık bir dünya. Ama demek ki en azından neler olup bittiğini öğrenmek için bir çomak sokmamız gerekiyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Kusura bakmayın, beklettim. Otur lütfen avukat. Hemen mevzuya gireceğim. Seni buraya ikinci mahkeme için çağırdım. Yani bunu bir maç olarak düşünürsek aslında ilkini biz kazandık, şimdi ikinci yarı. Ve karşımızda o lanet olası Ferit Aslan var. Bizim Bulut'un vesayetini alma ihtimalimiz nedir? Hakan Bey, ikinci duruşmada kartlar yeniden açılacak. Bulut'un size alışması, burada kendisini mutlu hissetmesi çok önemli. Bence avantaj bizde. Çok rahat söyledin be avukat. Yani ben senin gibi düşünmüyorum. Biz böyle gevşek davranırsak kaybederiz gibi geliyor bana. Ne yapmayı öneriyorsun peki? Şunu öneriyorum. Ferit Aslan'ın bir açığını bulup mahkeme önünde onu kötü göstermeyi düşünüyorum. Nasıl bir açığını mesela? Şöyle, bu adam bekar değil mi? Evet bekar. Aslında Ferit Aslan'ın bir gece hayatı olduğu biliniyor. Ama gözlerden uzak kalıyor. Magazin basınına bile düşmüyor adam. İşte bu. Madem bu adamın gözlerden uzak yaşanan bir gece hayatı var, biz de onu gözler önüne serelim. Daha doğrusu hakimin gözlerinin önüne. Şimdi sorarım size. Bekar, gecelik ilişkiler yaşayan bir playboy mu? Yoksa... Aşkım. Bizim gibi dürüst, saygın bir aile mi Bulut'a daha iyi anne baba olur? Bilmem, anlatabildim mi? Ben çok iyi anladım Hakan Bey. Sizi hiç merak etmeyin, gereken neyse yapılacak. Ferit'in açığını mahkemeye sunalım. Hem Bulut bizde kalsın, hem de hisseler. Selam. Ne haber Engin? İyi. Ne oldu, biraz rengin soluk gözüküyor. Yorgun musun, enerjin mi düşük, hasta mısın? İyi ya, yoğundum biraz bugün, yoruldum. Senin nasıl geçti toplantılar? İyi. Böyle koşturdum toplantıdan toplantıya. Hızlı başladı hafta biraz. İyi de oldu. Kendimi düşünecek zamanım olmadı hiç. Fatoş mu? Evet abi ya, delireceğim. Nasıl gittim düştüm Zengin abisi kızın tuzağına ya? Bir de o Japon davetinde seni uyardım Nazlı'yı görünce ben. Sonra gittim kendim düştüm bu tuzağa. Ama normal tabii. Neticede arkadaş bunlar. Daha geçen akşam Nazlı'nın Fatoş'tan farklı olduğunu söylüyordun. Uyarıyordun beni hakkında kötü konuşmam için. Ha işte, düşündükçe karışıyor. Bir öyle düşünüyorum, bir öyle düşünüyorum. Nazlı'ya toz konduramıyordum ama... Ferit Fatoş'a o kadar kızgınım ki. Çevresindeki herkes kapkara geliyor Ferit. Eve git dinlen biraz bence. Belki daha sağlıklaşırsın.
Ben denize uğrayacağım kafamı dağıtmak için. Gelsene sen de. Bilmiyorum ya, bakarız, bir eve gideyim de. Ah be Zeliha'cığım, nasıl temizlik yapıyorsun? Niye açık o çekmece? Bildiğin sevimliymiş. Anam. Anam, dişlere bak. Güzel bir ergenlik geçirilmiş. Alo, İkbal Hanım. Ben bugün şirkete biraz geç geleceğim. Yani öğleden sonra geleceğim herhalde. Programı ona göre ayırın, olur mu? Yok yok, iyiyim. Biraz bir şeyler yiyeyim, dinleneyim, toparlanayım, gelirim yani. Hadi bakalım Nazlı, iş başına. Bugün... Merhaba Nazlı Hanım. Nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Kolay gelsin, hoşça kal. Sağ olun, teşekkürler, iyi günler. Ah be temizlikçi ablacığım. Temizliğe gelip yatağı toplamıyorsun. Daha ayın dolmadan kolduracaksın kendini. Nazlı, yatağı toplamana gerek yok. Nazlı. Nazlı. Şişt. Ferit Bey. Ya korksaydım? Neyse ki tahmin ettim sizin olduğunuzu. Ama bu kaçıncı oldu böyle arkadan sinsi sinsi yaklaşmalar? Nazlı, sen korkmadın da ben korktum. Ne bağırıyorsun? Sakin ya. Anlamışsınızdır en azından ne hissettiğimi. Ayrıca sizin bu saatte evde ne işiniz var? Gideceğim birazdan. Yani biraz toparlanayım. Öğleden sonra gideceğim. Toparlanamamışsınız. Günden güne daha çok kötüleşiyorsunuz. Yo, iyiyim. Değilsiniz. Renginiz dün sarıydı. Bugün yeşil ve tonlarına doğru gidiyor. Ben tavuk suyuna çorba yapayım. İçmezseniz ben içerim. Gömlekler orada. Size hılımur yaptım. İçine bal, zerde, çal, zencefil. Ne bulduysam koydum. Zerde çal mı? Evet, gribe birebir. Köyde zerde çal ne işi var? Ferit Bey, zerde çal son derece güzide bir baharatımızdır. Dolapta karabiber, kekik, tarçın gibi diğer baharatların yanında bulunmasında, yemeklerde ve içeceklerde kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Kamu spotumuz bu kadar. Ben bilmediğim şeyi içmem Nazlı. Ferit Bey, siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hiç öyle durmuyorsunuz. Ateşiniz mi var? Evet var. Doktora mı gitseniz acaba? Nazlı, iyiyim dedim. Tamam, doktora gitmeyin. Bir güzel bu ıhlamuru için. Öyle de bir güzel uzanın. Sonra terleyince siz hiçbir şeyiniz kalmaz. Şunu için. Uzatın ayaklarınızı, uzatın. Bakmayın öyle, inadınızdan iyileşemeyeceksiniz.